Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Yaz kampımızın 3. dersindeyiz. Bugün ne yapıyoruz? EBOB, EKOK konusunu işliyoruz. Yine pratik notlarla ve örnek soru çözümleriyle bu işi hallediyoruz. Kağıdınız, kaleminiz hazırsa hemen başlayalım. Öncelikle EKOK diyeceğiz. Arkadaşlar, 2 veya daha fazla sayı düşünün. Bunların ortak katlarının en küçüğüne ne diyeceğiz? EKOK diyeceğiz. Kısaca en küçük ortak kat. Bu kadar basit. Hemen örneğe baktık. 3 ve 5 sayılarının en küçük ortak katını arıyoruz. Hemen 3'ün katlarını yazalım. Nelerdir? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 diye devam eder gider. 5'in katları nelerdir? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 diye devam edecektir. Şimdi EKOK bana ne diyor? Bunun katlarını aldıktan sonra ortak katlara bak diyor en küçük ortak kat hangisi ise ekok odur diyor. Şöyle baktınız en küçük ortak kat hangisi 15 bakın bunların ilk buluştuğu yer 15 o zaman ne diyeceğiz 3 ve 5'in en küçük ortak katı 15'tir diyeceğiz bu mantığı kullanacağız. Şimdi örneklerimizi artıralım. Çok daha rahat bir şekilde konuyu kavrayın. 12 ve 15 sayılarının ekokunu arıyoruz. Hocam her soruda böyle katlarını alacak mıyız? Hayır almayacağız. Burada kullanacağımız çok pratik bir yöntem var. İki sayının ekokunu bulurken şunu yapacaksınız. Bu sayıları yazıyorsunuz arkadaşlar. 12 ve 15. Ardından çizgiyi çekiyorsunuz. En küçük asal sayı olan 2'ye bölerek başlıyorsunuz. Bölmüyorsa 3'e bakacaksınız. 2'ye bölünen bir sayı var mı? Var. Hemen bölelim. Şöyle 2'ye böldüm. 12 bölü 2. 6 geldi. 15 bölünmedi. Bölünmüyorsa aynı şekilde yazdım. 15. Hala 2'ye bölünen sayı var mı? Var. 6. Bir kez daha bölüyorum. 6 bölü 2, 3. 15 bölünmedi. Yine 15 olarak yazdım. Geçiyorum 3'e. 3'e bölünen sayılar var mı? Var. 3'e böldüm. 3 bölü 3, 1. 15 bölü 3, 5 geldi. Artık burası 1 zaten. Buraya bakma. 5'e bak. Asal sayı 5'e böldüm. 1 geldi. Her ikisi de 1'e ulaştı mı? Evet ulaştı. Şu sağ tarafta gördüğün sayıları çarptığında ekoka ulaşmış olacaksın. O zaman yazalım. Ne diyeceğiz? Ekok diyeceğiz. Hangi sayıların ekokunu arıyoruz? 12 ve 15. Parantezin içine yazacaksın. Ve eşittir diyeceksin. Gördüğün tüm sayıları çarpacaksın. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 diyeceksin. 2 çarpı 2 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 5 60. Bu iki sayının en küçük ortak katı kaçmış? 60'mış. Hemen bir örnek daha yapalım. Aradığımız ekok değeri 8 ve 21 sayılarına ait. Hemen 8'i ve 21'i yazıyorsun. Çizgiyi çekiyorsun. 2'ye bölünen sayı var mı? Var. 8. 2'ye böldüm. Kaç geldi? 4 geldi. 21 tek sayı 2'ye bölünmedi. Aynen yazdım. 2'ye böldüm. 4 bölü 2. 2 geldi. 21'i aynen yazdım. Bir daha 2'ye böldüm. 1 geldi. 21 kaldı. 3'e bölünüyor. O zaman 3'e böldüm. 7 geldi. Asal sayı 7'ye böl. 1 gelsin. Olay bitmiştir. Ne diyeceğiz? ekok diyeceğiz. 8, 21 diyeceğiz. Gördüğümüz tüm sayıları ne yapacağız arkadaşlar? E tabii ki çarpacağız. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7 diyoruz. Ve sonucumuz kaç geliyor? 8 çarpı 21'den 168 geliyor. Bu iki sayının ekoku 168'miş. Peki, ekoku nerelerde kullanacağız? Her zaman sorular bu şekilde basit gelmez. Bazen de arkadaşlar problemler karşımıza çıkabilir. Ekok'la çözeceğimiz sorularda karşımıza şöyle bir mantık çıkacak. Küçük eş parçalar verilecek, bir bütün elde etmeye çalışacağız. Yani aslında küçük sayılardan daha büyük sayılara ulaşmış olacağız. Bunu fark ettiğimizde ne diyoruz? Burada ekok kullanılır diyoruz. Mesela iki otobüsün aynı anda yola çıkacağı saat sorulmuş olabilir. Ya da iki görevlinin aynı anda nöbet tutacağı gün sorulmuş olabilir. Bu tip sorularda ekok kullanmamız gerekecek. Hemen problemler üzerinde çok daha rahat bir şekilde kavramanızı sağlayalım. Gençler sizler için KR Akademi soru fasiküllerinden harika sorular seçtim. LGS sürecinde rahatlıkla kullanacağınız bir kaynak. Ara tatile kadar olan kısmı kapsıyor. Tüm branşlara ait içerikler mevcut. İncelemek isteyenler için açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum ve hemen soruya geçiyorum. Üzerinde nöbetçi eczane yazan aşağıdaki led tabela açıldığında iki kelimenin ışıkları birlikte yanıp sönüyor. Daha sonra her 18 saniyede bir nöbetçi kelimesinin her 24 saniyede bir eczane kelimesinin ışıkları anlık olarak yanıp sönüyor. Tamamdır. Tabela açıldıktan 5 dakika sonra kapatılıyor. Burası önemli. Buna göre bu sürede tabelada kaç defa nöbetçi ve eczane kelimelerine ait led ışıklar aynı anda yanar. Değerli arkadaşlar ne öğrendik biz? 18 saniyede bir nöbetçi kelimesini görüyoruz. 24 saniyede bir eczane kelimesini görüyoruz. Aynı anda kaç defa yandığı soruluyor. Ne yapacaksın? 18'in ve 24'ün en küçük ortak katını bulacaksın. Kaç saniyede bir bunların aynı anda yanıp söndüğünü tespit etmiş olacaksın. Bu kadar basit. Hemen ekok değerini bulalım. 18'i yazdık. 24'ü yazdık. Çizgimizi çektik. 2'ye bölünen sayı var mı? Var. Hemen 2'ye böldüm. 18 bölü 2 9 geldi. 24 bölü 2 12 geldi. 2'ye böldüm 9 bölünmedi. Aynen yazdım. 12 bölü 2 6. 2'ye böldüm 9'u aynen yaz. 3 gelsin. 3'e böldüm 9 bölü 3 3 geldi. 3 bölü 3 1 geldi. Bir daha 3'e böldüm 1 geldi. Ne yapıyoruz? Ekok değerini bulmak için gördüğümüz tüm sayıları çarpıyoruz. Hemen çarpalım. Ekok eşittir diyelim arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 olacaktır. Bu da 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 9 72 olur. Yani bu ne anlama geliyor? 72 saniyede bir bunlar birlikte yanıp sönüyor. Hemen yazalım. 72 saniyede bir birlikte yanıyorlar. O zaman 72'nin katları şeklinde aynı anda yandığı durumları değerlendirebiliriz. Problem var mı? Yok. Bu tabela ne kadar açık kalmıştı? 5 dakika. Hemen saniye çevirelim. 5 çarpı 60'dan 300 saniye yapar. Yani tabela 300 saniye açık kalmış. Biz ne biliyoruz? Bu kelimeler tabela açıldığında aynı anda yanıp söndü. Bakın ne diyordu? Tabela açıldığında iki kelimenin ışıkları birlikte yanıp sönüyor demişti. Biz buna 0 diyelim. Yani başlangıçta bunlar birlikte yandı. Bundan sonra ne olacak? 72 saniyede bir yine birlikte yanacaklar. 72 ekle yine 72 olur. Yine katını al. Bir 72 daha 144 yapar. Bir daha eklersek 216 yapar. Bir 72 daha eklersek 288 yapar. Bu saniyelerde kelimeler aynı anda yanıp söner bir kez daha 72 eklersek ne olur? Artık 300 saniyeyi geçmiş oluruz. O zaman eklemeyeceğiz. Kaç kere oldu bakın gençler? 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa aynı anda yanarlar. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçiyorum ikinci soruya. Bir okuldaki öğrenciler 6 şarlı ve 8'erli olarak sıraya geçebiliyor. Tamamdır. Mevcut 650'den fazla olduğuna göre acaba okulun mevcudu en az kaçtır diye bizlere soruluyor. Biz ne biliyoruz? Öğrenciler hem 6'şarlı hem de 8'erli olarak sıraya geçebiliyor. Bunu anlama geliyor. Demek ki okulun mevcudu hem 6'nın hem de 8'in katı olmak zorunda. Dolayısıyla arkadaşlar şunu da söyleyebiliriz. Bu mevcut 6'nın ve 8'in ekokunun da yani bunların ortak katının da yine katı olmak zorundadır. Hemen bu iki sayının ekokunu bularak başlayalım. 6'yı yazdık, 8'i yazdık, çizgimizi çektik. Evet, 2'ye bölünen var mı? Var. 2'ye böldüm, 3'e 4 geldi. 2'ye böldüm, 3 bölünmedi. Aynen yaz. 4 bölü 2, 2. Bir daha 2'ye böldüm, 3'e 1 geldi. 3'e böldüm, 1 geldi. Her ikisini de 1'e ulaştırdım. Artık ekoku bulabiliriz. Ne yapacağız? Gördüğümüz sayıları teker teker çarpacağız. Ne diyorum? Ekok diyorum. 6 ve 8 diyorum. Ne olacaktır? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 olacaktır. Yani 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24'tür gençler. Bu ne anlama geliyor? Demek ki okulun mevcudu 24'ün katı olmak zorunda. Güzel. Hemen yazalım. Okulun mevcudunun 24'ün katı olduğunu net bir şekilde bulduk. Şimdi ne yapacağız? 24'ün katını alacağız. Hızlı bir şekilde 650'ye yaklaşmaya çalışacağız. 24'ün 25 katını aldığımızda 600'e ulaşmış oluruz gençler. 624'ün katıdır. Bir tane daha 24 eklersek ne olur? 624 olur. Bir daha 24 eklersek 648 olur. Fakat mevcut 650'den fazla bir tane daha 24 eklersek cevabımız 672 olur. Yani 24'ün katı olacak ve 650'den fazla olacak. Ulaşacağımız ilk sayı 672'dir. O zaman cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçiyoruz EBOB konusuna. Yine gayet basit bir mantığı var. Arkanıza yaslandınız. Tüm dikkatinizi topladınız. Gençler 2 veya daha fazla sayı düşünün. Bunların ortak bölenlerinin en büyüğüne ne diyoruz? EBOB diyoruz kısaca en büyük ortak bölen. Bitti. Hemen örneğe baktık. 8 ve 12'nin en büyük ortak bölenini arıyoruz. 8'in bölenleri nelerdir? Şöyle bir yazarsınız. 2'ye bölünür, 4'e bölünür. Bir de kendisine 8'e bölünecektir. 12'nin bölenleri 1 var, 2 var, 3'e bölünür, 4'e bölünür. 6'ya bir de kendisine 12'ye bölünür. Bölenler arasında hangileri ortak? Bakın 1 ortak, 2 ortak, bir de 4 var değil mi? Bunun dışında ortak bölen yok. İşte bu ortak bölenler arasında en büyük hangisi? 4. Dolayısıyla ne olacaktır? Bu sayıların en büyük ortak böleni 4 olacaktır. Diğer bir tabirle EBOB 4'tür diyebilirsiniz. Örneklerimizi artıralım. 24 ve 32 sayılarının EBOB'unu bulacağız. Şimdi tek tek bölenleri yazacak mıyız? Hayır. Yine kullanacağımız pratik bir yöntem var. Arkadaşlar sayıları yan yana yazıyoruz. 24 ve 32. Çizgiyi çekiyoruz. Yine en küçük asal sayı olan 2 ile başlıyoruz. 2'ye bölünen bir sayı var mı? Var. O zaman böleceğiz. 2'ye böldüm. 24 bölü 2 12. 32 bölü 2 16. Eğer bu sayı her iki sayıyı da böldüyse arkadaşlar yanına bir işaret koyuyorsunuz. Bunu kullanacağız. Hemen şöyle bir yıldız koyuyorum. Şimdi 12 ve 16. 2'ye bölünen var mı? Var. 2'ye böldüm. 6'ya 8 geldi. Her ikisini de böldü. işareti koyduk. Hala 2'ye bölünüyorlar. Bir daha böldük. 3'e 4 geldi. Her ikisini böldüğü için işareti koyuyorum. 2'ye böldüm. 3 bölünmedi. 4 bölü 2 2 geldi. Her ikisini bölmediği için işaret koymadım geçtim. 2'ye böldüm. Bu 1 geldi. Bunu yine 3 olarak yazdım. 3'e böldüm. 1 geldi. İşaret koyduklarımızı çarptığımızda EBOB'a ulaşmış olacağız. O zaman yazalım. Ne diyeceğiz? EBOB diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Sayılarımız 24 ve 32. Şurada gördüğümüz sayıları işaret koyduklarımızı çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 diyoruz. 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8. Bunların en büyük ortak böleni 8'miş. Hemen diğer örneğe geçiyorum. 45 ve 55 sayılarının EBOB'unu arıyoruz. Ne yapacağız? Öncelikle bu sayıları yazacağız. 45'e 55. Çizgiyi çektim. 2'ye bölünen var mı? Yok. 3'e bölünen var mı? Var. 3'e böldüm. 45 bölü 3 15 gelir. 55 3'e bölünmez. Aynen yaz. Bakın 3 hem 45'i hem 55'i bölseydi işaret koyacaktık. Fakat 55'i bölemedi. O zaman işaret koyma. 3'e bölünen var mı? Var. Bir daha böl. 15 bölü 3 5 gelsin. 55 3'e bölünmüyor. Aynen yaz. İkisini bölemediği için ne yapıyorsun? İşaret koymuyorsun. 3'e bölünen kalmadı. Geçiyorum 5'e. 5'e böldüm. 5 bölü 5 1. 55 bölü 5 11. Her ikisini böldü mü? Evet böldü. O zaman işareti koy. 11 asal zaten. 11'e böl 1 gelsin. Bakın sadece bir tane sayının yanına işaret koyduk. Demek ki EBOB ne olacaktır? Bu sayının kendisi olacaktır. O zaman yazalım. EBOB diyorum. Sayılarımız kaçtı? 45'e 55'ti. Bir tane sayı işaret koyduk. O da 5'ti. O zaman EBOB 45 55 ne olacaktır? 5 olacaktır. Bu sayıların en büyük ortak böleni 5'miş. Peki arkadaşlar EBOB'u hangi sorularda kullanıyoruz? Bir de buna bakalım. EBOB kullanacağımız sorularda şöyle bir mantık karşımıza çıkacak. Büyük parçalardan küçük eş parçalara ulaşmaya çalışacağız. Yani büyük bir sayıdan aslında küçük sayılara ulaşmış olacağız. Bunu fark ettiğimizde ne diyoruz? İşte burada EBOB kullanılır diyoruz. Örnekleri artıralım. Mesela bir dikdörtgen zemin en az sayıdaki kare fayansla kaplanıyordur. Ne diyeceksin? Ebob kullanılır diyeceksin. Bir bahçenin çevresine eşit aralıklarla ağaç dikiliyor olabilir. Ya da arkadaşlar iki ürün eşit kütlelerde olacak şekilde poşetleniyor olabilir. Yani bütünü alıyorsun, küçük parçalar ayırıyorsun. İşte bu tip durumlarda ne yapmak gerekiyormuş? Ebob kullanmak gerekiyormuş. Hemen problemler üzerinde çok daha rahat bir şekilde kavramanızı sağlayalım. Gelsin soru. 80 kilogram pirinç ve 96 kilogram bulgur birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte poşetlere doldurulacakmış. Tamamdır. Her bir poşetteki ürün miktarı kilogram cinsinden bir doğal sayıdır. Buna göre en az kaç poşet gerekir diye bizlere sorulmuş. Gençler en az sayıda poşet kullanmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Poşetteki ürün miktarını en fazla şekilde ayarlamamız lazım değil mi? kullanacağımız poşet hem pirinç için hem de bulgur için. Yani poşetteki ürün miktarı hem 80'in hem de 96'nın böleni olmak zorunda. Hatta bölenleri arasında en büyüğü seçersek en az sayıda poşetle bu işi halletmiş oluruz. Ne yapıyoruz aslında? Bütünden parçaya doğru inmeye çalışıyoruz. Neyi fark ettin? Bu bir EBOB sorusu. Hemen 80'in ve 96'nın EBOB'unu bularak başlayalım. 80'i yazdık, 96'yı yazdık. Şöyle arkadaşlar çizgimizi çekelim. 2'ye bölerek başlayalım. 2'ye böldüm 40'a 48. İkisini de böldü işareti koy. Bir daha böldüm 20'ye 24 işareti koydum. Bir daha böldük 10'a 12. Her ikisini böldüğü için yine işareti koyuyorum. Hala 2'ye bölünüyorlar. Bir daha böldük 5'e 6 geldi işareti koyduk. 2'ye bölünen var bir daha bölün. 2'ye böldüğümüzde 5 aynen yazılır. 6 bölü 2 3 gelir. İkisini bölmedi işaret koymadım. 3'e böldüm 5 bölünmedi bu 1 geldi. 5'e böldüm 1 geldi. Evet işaret koyduklarımızı çarptığımızda EBOB değerine ulaşmış olacağız. Hemen yazalım. EBOB diyorum. Sayılarımız kaçtı? 80'e 96'ydı. İşaret koyduğum sayıları çarpacağım. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diyeceğim. 2 üssü 4, 16. Buna anlama geliyor poşette 16 kilogram ürün olması lazım. Bu poşet böyle bir poşet. Hemen mantık yürütelim. Pirinç için kaç tane poşet lazım? Tamamı 80 kilogramdı. Bölü bir tanesi 16 kilogram. Yani bunun için 5 tane poşet gerekir. Yine aynı mantıkla 96 kilogram bulgur vardı. Bulgur içinde 96 bölü 16'dan 6 tane poşet gerekecektir. Toplamda 5, 6 daha 11 tane poşet gerekir. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Son başlığımıza geçiyoruz. Burada da aralarında asal sayılardan bahsedeceğiz ve konumuzu noktalamış olacağız. Sevgili öğrenciler bir dışında ortak böleni olmayan sayılara ne diyoruz? Aralarında asal sayılar diyoruz. Bakın bunların bir dışında ortak böleni yok. Bu kadar basit. Hemen örneklere bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangileri aralarında asaldır? Tek tek işaretleyeceğiz. Unutmuyorsunuz, 1 ile diğer sayılar aralarında asaldır. Zaten 1 dışında ortak bölenleri olamaz, değil mi arkadaşlar? 1 ile 8, 1 ile 500, 1 ile 1 milyon aralarında asal olacaktır. 9 ile 16. Hemen bakalım. Bunların 1 dışında ortak böleni var mı? 9'un bölenleri nelerdir? 1 var, 3 var, 9 var. 16'nın bölenleri 1 var, 2 var, 4 var, 8 var, bir de 16 var. Bir dışında ortak bölen var mı? Yok. O zaman bunlar aralarında asaldır. Bakın iki sayının aralarında asal olması için bu sayıların asal sayı olması gerekmiyor. 9 asal sayı mı? Değil. 16 asal sayı mı? Değil. Fakat 9 ile 16 aralarında asal. Nedenmiş? Çünkü bir dışında ortak bölenleri yokmuş. Bitti. Üçüncü örneğimize baktık. 14 ve 21. 14'ün bölenleri nelerdir? Mesela 1 var. Başka 2 var. 7 var. Ve 14 var. 21'in bölenleri arkadaşlar nelerdir? 1 var değil mi? 3 var. 7 var. Ve 21 var. Sadece ortak bölen 1 olsaydı bunlar aralarında asal olacaktı. Evet bir ortak bölenleri var. Fakat bunun dışında bir ortak bölen daha var. Bakın 7 ortak bölen. 1 dışında ortak bölen varsa bunlar aralarında asal olamaz. 14 ve 21 aralarında asal değildir. Aman dikkat. Şimdi de arkadaşlar bu kısımla alakalı güzel bir soru çözelim ve çalışmamızı noktalayalım. Aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki kağıt ikisi dikdörtgen biri kare olmak üzere 3 parçaya ayrılmıştır. Oluşan parçalardan ikisinin alanı içlerine yazılmıştır. Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları burası önemli. 1 santimetreden uzundur ve her bir dikdörtgenin uzun kenar ile kısa kenar uzunluğu santimetre cinsinden aralarında asaldır. Buna göre KLMN dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetre diye bizlere sorulmuş. Arkadaşlar bakın buradaki bilgileri kullanacağız ve ne yapacağız? Dikdörtgenlerin kenar uzunluklarına geçmeye çalışacağız. Biz ne biliyoruz? bir dikdörtgenin alanı uzun kenarla kısa kenarın çarpımıdır. Dolayısıyla bu kenar uzunlukları alanın çarpanlarından bazıları olmak zorundadır. Hemen 52'nin ve 34'ün çarpanlarına bakalım. 52'nin çarpanlarına baktığımızda kendisi ve 1. 1 çarpı 52 yazarız. Başka 2 çarpı 26 yazarız. Başka 4 çarpı 13 diyebiliriz. Bunun dışında çarpanı var mı? Yok. Yani bakın burada aslında kısa kenar ve uzun kenar yorumlanabilir. Yine aynı mantıkla 34'ün çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 34 dersin başka 2 çarpı 17 dersin başka var mı yok. Ne demişti dikdörtgenin kenar uzunlukları 1 santimetreden uzun demişti. O zaman 1 çarpı 52 1 çarpı 34 ihtimalini görmeye gerek yok. 34 için bir tane ihtimal kaldı geriye 2'ye 17. Yani kısa kenar 2 olacak, uzun kenar 17 olacak. Bitmiştir. Hemen yazıyorum. KL uzunluğu o zaman 17 santimetre olacak. Kısa kenarı da arkadaşlar şurası da 2 santimetre olacak. Bakın kısa kenarla uzun kenarı çarptığımızda alanı 34'ü vermiş oluyor. Aynı mantıkla 52 için kısa kenar 2, uzun kenar 26 veya 4'e 13 diyeceğiz. Fakat burada kullanacağımız farklı bir bilgi daha var. Ne demişti? Uzun kenarla kısa kenar aralarında asal demişti. 2 ve 26 aralarında asal mı? Değil. Bir dışında 2 ortak böleni var. O zaman bu olmaz. Geriye ne kalır? 4'e 13 kalır. Bakın bunların bir dışında ortak böleni yok. Yani 4 ve 13 aralarında asal. Bu durumda 52 cm karelik alana sahip olan dikdörtgende uzun kenar 13, kısa kenar 4 olur. Hemen bunu da yazalım arkadaşlar. Şöyle uzun kenarı 13 olarak yazıyorum. Kısa kenara da 4 diyorum. Burası 4 ise bu da 4'tür. Diğer parça zaten bakın kareydi. Tüm kenarlara 4 yazabilirsiniz. Artık olay bitmiştir. Tüm uzunlukları biliyoruz. Çevreyi rahatlıkla bulabiliriz. Çevre eşittir diyorum. NM uzunluğu yani uzun kenar 13, 4 daha 17 artı bir de altta var KL 17 bunu yazalım artı diyorum. NK uzunluğu 4 2 daha 6 artı hemen karşıda ML uzunluğu yine 4 2 daha 6 dersiniz. Bunları toplarsak 34 40 46 cm olacaktır. Yani cevabımız B seçeneği. Sevgili öğrenciler, yaz kampımızın 3. dersinin sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte ekok ebob konusunu işledik. Diğer dersimizde ne yapacağız? iklim ve hava hareketleri konusunu işleyeceğiz. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.